Şimdi mesela hani sokaktaki insan işte seni az önce kendin de dedin seni görünce birbirlerini dürtüyorlar işte konuşuyorlar fotoğraf çektiriyorlar falan. Bunun bir şeyi de var hani çok mutlu olu insan çünkü o sevginin sana geçmesi insanların seni sevdiğini bilmesi gerçekten çok mutlu edici bir şey. Ama bazen de o ruh durumunda değilsin. O gün annenle kavga etmiş olabilirsin, sevgilinle kavga etmiş olabilirsin, bir borcun vardır onu ödeyememiş olabilirsin. Her türlü insanın ruh hali var yani. O birazcık şey oluyor mu orada? Benim şöyle bir avantajım var. Zaten Zaten sivrisin. zaten bu adam Nemrut hani diye düşünüyorlar ve yanıma gelmekte tereddüt ediyorlar. Ancak hani içinde çok seven ya da çok cesareti olan geldiği için hani ona da çektiriyorum resim bir şey değil. O da bir cesaretini ödüllendiriyorsun ya. Tabii. Yani. Hani zaten bu Nemrut şimdi bize iki laf eder diye düşündükleri için. Yani sizsiz olun eğer bir cesaretse ödüllendiriliyorsun. Peki hep mi sivri dilli? Yani bu sondan olacak bir şey değil ama hani gençliğinde. Ya şimdi bu sivri dilli lafı çok sevdiğim bir laf değil. Niye? Sivri dilli olmazsan dedikoducu olursun. Eğer arkadan dedikodu yapma hoşuna gidiyorsa tabii ki yapabilirsin. Yani bir insanın yüzüne bir şeyi söylememek arkadan dedikodusunu yapacağın anlamına gelir. Ama mesela bu Türkiye'de de ya da toplumda çok yaygın bir şeydir. Bir eve gidersiniz, ev çok pistir. Ya da atıyorum o kadının pis olduğunu bilirsiniz. Kurabiyelerinden yemek istemezsin. Herkes yok ben tokum der. İşte ben yemeyeyim, midem kaynatıyor. Yok işte ben oruçluyum bilmem ne. Ama çıkınca herkes giderken... Ay şekerim gene ne pis. Ne pis ya. Şimdi o kadar hani, misafir gelecek mi temizliğe? Evet. Ya da yarışmalı çocuklara bence yapılabilecek en büyük kötülük... Bir şey olmayacak insana umut vermek. Hı hı. Çünkü görüyorsun ki bir şey olmayacak. Bence o jüride oturan herkes bunu hissedebiliyor. Tabii. Ve benim yaptığım onlara iyilik. Çünkü ne bileyim gider laborant olur, matematik öğretmeni olur, fizik öğretmeni olur, hemşire olur, bir şey olur ama hayatta kendine faydalı bir şey olur. Yani burada işte hiçbir şey olmayacak. Niye ona umut verip daha iyi olabilir? E olmaz. Olmaz yani. Dolma bu. Yani. Malzeme bu. Ama şeylerden de bazı yani çoğu yarışmalardan sonra da hani birinci olanların da çok fazla bir performans yapamadığını gördük. Onlar da yok oldu. Hani çok olacakmış gibi düşündüklerimiz şimdi gibi. Bu... Mesela Firdevs. Kızcağızın adı. O bile yok mu? Ben mi bilmiyorum. Bir kaseti çıktı yeni bir single'ı çıktı. Çok da güzel. Ben de çok da severek de dinledim. Öyle mi o zaman pardon. Yani ama hayır. Hani... Şimdi bak. Televizyon ya da bir yarışma insana yol açar. Yol açar. Şimdi yol. Bence o ilk popstar'da yarışmış yarışmacılar Türkiye'de hiç kimsenin elde etmediği bir şöhreti elde ettiler o anda. Ama ben sadece o yarışma sırasında onlardan sorumluyum. Bütün jüriyeler de o yarışma sırasında onlardan sorumlu. Sonra ben onların kariyerini çizemem. Onlar artık orayı bıraktığında ya da o yarışma bittiğinde kendi kariyerlerini kendileri yönetmekle yükümlüler. Çok doğru söylüyor. O zaman onların o bilinçle oraya gelmesi lazım. Çünkü bir anda popüler olacaklarını bilmeleri lazım ve ondan sonra da bir kariyer planlamasının içerisinde. Tabii ki yapmıyor. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor. Aman şunu yapsan, aman böyle yapsan falan diyerekten öyle de olmuyor tabii. Senin için aynı şey geçer. Sen de normal bir, ben de normal bir vatandaş. Yani. Biz öyleydik yani. Ama mesela o yarışmaya bir sürü hani eleştiri anlamında bir sürü şey söyleniyor. Ama eskiden atıyorum gecede 200 milyona sahneye çıkan yarışmacılar o yarışma bittikten sonra 550 milyona çıkıyor. Az şey mi? Tabii. Az şey mi? Çok şey. Tabii. Mehtap yani bir televizyon programında kendi şovu var bir televizyon kanalında şu anda. Daha ne olsun yani? Ne şeker kadın o da. Çok. Onu alana kadar. Ya. Tabii, çok savaş verdim. İnanmıyorum. İstememişler miydi? Çok bayağı sağırdı o geldiğinde. Tabii canım. Benim bu jüri masasından konuştuğumu duymuyordu. Benim öyle ona bir içim kaynadı. Biz bunu alalım, biz bunu alalım. Bu İstanbul'da gelsin. O da mı sana benziyor? Yani hani dobralık konusunda içinde tutmuyor. Pat 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 her şeyi dökülüveriyor. Ya galiba çok bu işi yapınca insan şeyi anlıyor. Bundan bir şey olur, bundan olmaz. Bu iyi, bu onu anlıyorsun galiba görünce. Tabii o ışığından her şeyinden bir de o... Bir de şey çok hoştu. Ben ona ne iş yapıyorsun dedim. Bir sağa sola bakıyor. Ne iş yapıyorsun? De bağırdım. Sağır mıyım dedi bana. Ama sağır. Ama sağır. gayet dürüst döndü. Pavyonda şarkı söylüyorum dedi. İlk defa bir popstar yarışmasına gelen insan hiç lafı dolandırmadan cart diye.
Pavyonda şarkı söylüyorum dedi. Çok etkilendim ben mesela. Peki dedim duymuyor musun sen? Yok dedi, gece de 9'da çıkıyorum. Şimdi dedi sabah 6'da çıktım, burada kuyruğa girdim. Hala burada vın vın ötüyor dedi. Tabii kız o yüksek volümden gitmiş kulakları. Aa, ondan mı gitmiş ona kulaklar o kadar? Ve ondan sonra da zaten kanınız kaynadı bir anda. Evet. Ve o şekilde yürüdü. Peki onun dışında başka böyle bir enerjisini yakaladığın kimse oldu mu hiç yarışmalar sırasında? Firdevs'in bence çok enerjisi vardı. Ama Firdevs talihsiz bir kız olarak hayatımızda yerini aldı bence. Bence çok güzel enerjisi vardı. Çok öne açık olabilirdi ama talihsizlik. Biraz da şans bu işler. Tabii ki o çok büyük bir faktör. Yani o doğru yönlendirilmek, ama doğru yönlendirilmek de zaten o şanstan geliyor. O da o bile yani oradan geliyor.